Merhaba sevgili izleyiciler, Ankara saatiyle karşınızdayız. Türkiye'yi yasa boğdu, Enes Kara'nın yaşamına son vermesi. Devletin üniversite öğrencilerine yurt imkanı sağlamak zorunda olduğunu söyledi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, tepkiler peş peşe geliyor. Neler olması gerektiği yönünde, neler yapılması gerektiği yönünde uyarılar da gelmeye devam ediyor. Kılıçdaroğlu zorda kalan öğrenciler için belediye başkanlarına talimat vereceğini söyledi bu konuya ilişkin. Ve bu arada da öğrenciler için özel bir telefon hattı da kuracağız dedi. CHP liderinin gündeminde Enes Kara vardı. Enes'in videosunu izlediğimde her vatandaşın olduğu gibi benim de gerçekten yüreğimde bir şeylerin koptuğunu gördüm. Yurt yapmak devletin görevidir. Öğrenciye üniversiteye gelirken güvence sağlamak, devlet yurtlarında onlara imkan sağlamak devletin görevidir. Bu yapılmadı. Bizim bir taahhüdümüz var. 2 yıl içinde bu sorunu kesinlikle çözeceğiz. 2 yıl içinde yurt sorunu kalmayacak Türkiye'de. Bu tür yurtlarda kalan öğrenciler eğer bir sorunla karşılaşıyorlarsa, bu yurttan memnun değiliz ama gidecek yurdumuz yok diye düşünüyorlarsa, bütün belediye başkanı arkadaşlarıma Ankara'ya dönünce talimat vereceğim. Size gelen herhangi bir öğrencim yurtta barınamadığını, huzur içinde çalışamadığını, özgürlük alanının sınırlandığını, rahat olamadığını, karnının doymadığını ifade ediyorsa özel bir telefon hattı vereceğiz. Bu telefon hattını kamuoyuyla paylaşacağız ve diyeceğiz ki belediye başkanlarımıza bu öğrencilerin varsa sorununu mutlaka çözün. Bizim belediyelerimizin olmadığı yerde bizim milletvekillerimize mutlaka ulaşın. Bizim milletvekillerimiz size yardımcı olacaktır diyeceğiz. Gerçekten hepimizi derinden sarsan bir dram. Bu tür dramları yaşamak istemiyoruz. Kumalı, sinemayı, televizyonu izlemeli. Bunlar hiç olmalıdır. Siz de onlardan bahsettiğinizi anladılar. Evet, evet. Gençler. Evet, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konuşmayı yaptığı anlarda bir grup öğrenci de CHP liderine bir taraftan oradan seslendiler, sevgi gösterisinde bulundular diyelim. Gençlere de böyle bir duyuruda bulunmuştu. Yurt sorununu 2 yıl içinde çözeceğiz, öğrenciler için özel bir telefon hattı açacağız dedi. Kılıçdaroğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de gündemindeydi, ona da bakacağız birazdan. Ama Elazığ'da Enes Kara'nın ailesinin zoruyla kaldığı cemaat yurdundaki baskılar ve gelecek kaygısıyla yaşamına son vermesi tabii gündeme oturdu dedik. Türkiye'yi yasa boğdu dedik. Buna ilişkin haberler de yapıldı. Bir gazeteci de görevden alındığı belirtildi. Bu olayı haberleştiren bir gazeteci de haber de o siteden kaldırıldı. Gerçek gündemden Fırat Fıstık'ın haberine göre Enes Kara'nın ölümü, yerel yayın organı Gün Işığı gazetesinde cemaat baskısına dayanamadı intihar etti başlığıyla yayınlanmıştı. Ama haber sitesi kaldırıldı. Ertesi gün bu haber o siteden kaldırıldı ve haberi yazan yazı işleri müdürü Faik Akgün'ün yazı işleri müdürlüğünden alındığı öne sürüldü. Akgün'ün işten çıkarılmama nedeninin resmi ilan gelirlerinden dolayı zorunlu olan sabit çalışan sayısı olduğu belirtildi. Ve ayrıca gazeteci Akgün haber yayınlandıktan sonra cemaat mensubu olduğunu söyleyen kişiler tarafından tehdit telefonları aldığını da söyledi. Telefondaki kişinin Allah nurunu tamamlayacak, sizin gibi kafirler de helak olacak, hepinizi helak edeceğiz dediğini de aktardı. Diğer yandan Enes Kara haberlerine erişim engeli getirildi ve mahkeme engel kararını Enes Kara'nın babası Mehmet Kara'nın talebi üzerine aldığını belirtti. Evet, haber yaptı diye işinden oldu ve Enes Kara haberini yapan Elazığlı bir gazeteci de görevden alındı sevgili izleyiciler. Evet, tepkiler ard arda geliyor dedik sevgili izleyiciler. Bir taraftan da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de gündemindeydi dedik bu konu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu neler söyledi, bir bakalım Ekrem İmamoğlu'na. Bizim teftişle bir sıkıntımız olmadığını defalarca dile getirdik zaten. Kamu kurumları teftiş edilmeli, her ne kadar orada adaletli davrandığını ima ediyorsa da ben yani şahsen buna inanmıyorum. İşte AK Partili kurumlara, belediyelere
aynı oranda yapıyoruz sözüne inanmadığımı ifade edeyim. Zaten inandırıcı biri olmadığını da birçok konuda ispat etmiş bir kişi Sayın Bakan ne yazık ki. Burada bizim teftişle ilgili bir sorunumuz yok. İstediği kadar teftiş yapılabilir. Teftişe gelen müfettişlere dair bizim onlara olan tavrımız gayet saygın bir tavırdır. Dileğimiz ve isteğimiz teftişe gelen insanların hakkaniyetli bir biçimde teftişlerini, incelemelerini yapıp raporlarını düzenlemesidir. Sadece rakamla sınırlı değil. Yani Sayın Bakan'ın bütün sözleri çelişkili. Bütün sözleri çelişkili ve İçişleri Bakanı'nın tavrı bu olmamalı. Devletimiz adına, milletimiz adına büyük bir ayıbı sergiliyor. Yani biz bu ülkede tek bir teröristin kalmamasından ben kendimi en çok mutlu olacak kişi olarak görürüm. Makam sahibi olarak demiyorum, vatandaş olarak söylüyorum. Kaldı ki zaten İçişleri Bakanlığı'nın görevi ülkemizin güvenliğini sağlamak, en üst seviyede tedbirlerini almak ve bunun için çalışmak. Yani bu şekilde sayılar vermek yetmiyor elbette. Yani bir yandan işte 150 terörist kaldı diyeceksiniz. Bir yandan İBB'de 557 terörist var diyeceksiniz. Hatta öyle bir algı ve hava yaratacaksınız ki makamlar bazen Sayın Cumhurbaşkanlığı makamı bile aynı şey Ankara'da var diyecek, aynı şey İzmir'de var diyecek, sıralayacak. Yani bir bakan böyle davranırsa işte birçok makamı yanıltabiliyor. Yanıltmaya da devam ediyor Sayın Bakan. Ne yazık ki ülkemiz adına utanç verici. Bizim soruşturma başlattığımız 35 dosyanın tamamına el koyarak süreci devralmışlardır. Bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarihinde yok. Yok. İlk defa diyor ki sen soruşturamazsın, ben soruşturacağım. Niçin? Niçin yani? Büyükşehir Belediyesi'ndeki teftiş kurulundaki müfettişler gayet deneyimli. Devletimizin memurları, müfettişleri. Bu müfettişler bazen valiliğin talimatıyla, bazen bizim isteğimizle ya da başka kamu kurumlarının talimatıyla İstanbul'un 39 ilçesine başka başka kurumlara gidip teftiş yapan insanlar. Bu teftişi bunlar yapacaktı. Önümüze bir rapor koyacaktı ve biz de onunla ilgili ama suç duyurusu ama başka hukuki süreçleri devreye sokacaktık. Devraldı. Niçin? Niçin? Cevabını versin. Devraldı ve tabiri caizse ipe un serdi. Bekletiyor. Bak uzun süredir bir hareket yok. Biz dönem dönem niye bunu gündeme getiriyoruz? Gereğini yap. Gereğini yap. Boş işlerle uğraşma. Boş işlerle uğraşma. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni, başkanını, o kıskançlığını bir kenara koy. Hani o artık seçimi kaybettiğin akşam ağladın, ağlamadın beni ilgilendirmiyor. Onları da bir kenara koy. Görevini yap. Yap görevini. Açıkla teftişin. Varsa sorun zaten biz ona da itiraz edeceğiz. Yani kümülatif oradaki rakamların geçen değeri bu. Ama hani bunun içerisinde tabi bunlar soruşturulacak. Ne kadarı usulsüz, ne kadarı hangi hatalar yapılmış. Belki onlar başka soruşturma perdelerini de aralayacak dosyalar. Belki demeyelim. O konuda da elimizde tabi bazı veriler var. Ancak dediğim gibi hukuken, idari hukuk olarak yani kamu hukuk olarak ne yazık ki önümüze set kurmuştur, engellemiştir bizim soruşturmamızı. Evet. Aynı şekilde kendileri de soruşturma yürütmemektedir. Onun için bütün bu yalan ifadelerin üstüne bir de efendim gazetecilere maaş veren 30 bin lira, 40 bin lira Sayın Bakan'ın toplumdaki inandırıcılığını toplum şöyle sorgulasın. Ne dedi Sayın Bakan bir başka televizyonda? 10 bin dolar maaş alan milletvekili dedi. Bu konuda ne dedi? Savcılığa gidip suç duyurusunda bulunacağım dedi. Ne kadar geçti üstüne? Herhalde 7-8 ay geçti. O gazete ya da televizyon neyse televizyondaki muhabbette o gazeteci niye bunu sormadı ona? Ya siz daha önce de 10 bin dolar bir milletvekili maaş almıştı dediniz.
Niye gidip bunun başvurusunda bulunmadınız, bunun hesabını sormadınız? Şimdi siz bunu söylüyorsunuz, gazetecilik rolü üstlendim, kusura bakmayın. Şimdi siz bunu söylüyorsunuz. Biz nasıl inandıracağız milleti? Yani şimdi diyorsunuz ki 20 bin lira, 30 bin lira gazeteciler maaş alıyor. Troll gibi davranmasın. Sayın Bakan bakanlık yapsın. İçişleri Bakanlığı'nı yapsın. Yapamıyorsa da gereğini yetkili makam yapsın diye diliyorum, istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ciddi bir meseledir. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ülkenin saygın, hepimizin kahramanca izlediği polisinin, jandarmasının başındaki yetkili kişidir. O saygınlığa yakışacak bir biçimde davransın. Benim dileğim ve isteğim odur. Yoksa iki genel başkanın katıldığı bir polis merkezinin yapıldığı ve açılışının yapıldığı ortama tek bir polisin, tek bir memurun, tek bir komiserin dahi gönderilmediği, baskıyla gönderilmediği bir süreci sorgulasın. Evet, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sözlerine yanıt verdi sevgili izleyiciler. Oradan para alan gazeteciler var demişti Süleyman Soylu ve birçok iddiası vardı. Bir teftiş saldırısı var diyor Soylu'nun iddialarına karşılık İmamoğlu ve diyor ki Soylu'nun sözleri çelişkili, büyük bir ayıbı sergiliyor ifadesini kullandı. İnanmıyorum diyor, AKP'li belediyelerin denetlendiğini söylemişti Süleyman Soylu, inanmıyorum bu denetlemeye diyor. Bakanın bütün sözleri çelişkili, büyük bir ayıbı sergiliyor diye seslendi. Ayrıntılarını tekrar edeceğiz elbette. Ekrem İmamoğlu neler söyledi Süleyman Soylu'ya? AKP'li belediyelerle denetleniyor diyor ama inanmıyorum. Devletimiz adına, milletimiz adına büyük bir ayıbı sergiliyor dedi Ekrem İmamoğlu. Gazetecilerin de oradan maaşlı gazeteciler var demişti Süleyman Soylu. Belediyeden maaş alıyorlar demişti. İşte onlara da yanıt verdi. Dosyalara el koymadık iddiasına ilişkinde, 35 dosyaya ilişkinde açıklamalarda bulundu. Tekrar bakacağız tabii Ekrem İmamoğlu neler söyledi. Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde de tartışma konusuydu Enes Kara'nın yaşamına son vermesi olayı. Ona da ilerleyen dakikalarda bakacağız ama gençler ne düşünüyor? Hemen CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Genç Osman Killik bizimle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar. Sağolunuz. Şimdi biraz önce biz CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da sözlerini aktarmıştık. Kemal Kılıçdaroğlu da diyor ki Enes'i izlediğimde yüreğimde bir şeyler koptu. Öğrencilere yurt yapmak devletin görevi. Aslında sıraladı o sorunları ve yurt sorununu da 2 yıl içinde çözeceğiz diye de seslendi. Ama biz bu olayla birlikte bir kez daha o gerçekle de karşı karşıya kalmış olduk. Cemaat tarikat gerçeği Türkiye'de. Tarikat yurtları diyoruz. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi aslında bir yandan da çocuklar, biz daha öncesinde yaşadık çünkü. Aladağ yangını oldu, Ensar Vakfı olayı oldu, istismar olayı yaşadık orada. Dolayısıyla gençler mecbur mu bırakılıyorlar? Siz sokaktasınız, gençlerle bir aradasınız. Ne söylüyorlar? Mesela özellikle böyle o yurtlara giden gençlerle de bir araya geliyor musunuz? Size göre asıl sorun ne? Buradan başlayalım. Şimdi öncelikle çok üzücü, çok acı verici bir durum. Yani siyasi konusu olmaktan çok daha ötede tüm Türkiye'nin, tüm Türkiye toplumunun bir meselesi. Çünkü evlatlarımız, bizim akranlarımız, pek çok ülke vatandaşımızın evladı yaşında insanlar böyle yurtlara mahkum edilmekten kaynaklı büyük bunalımlar ve travmalar yaşıyorlar. Bir yandan tabii o insanlarla biz dediğiniz gibi sohbet ediyoruz, bir araya geliyoruz. Çünkü bizim okuduğumuz okullarda da, bulunduğumuz ortamlarda da bu tarz insanlar karşımıza çıkıyor ve bir araya geldiğimiz, sohbet ettiğimiz arkadaşlarımız pek çoğu. Bir noktada şunu söylemek lazım. Bu hükümet tarafından gençlere sunulmuş bir tercih. Ne yazık ki bilinçli olarak devlet insanları bu tercihe zorluyor. %8'i sizin haberlerinizde de sıklıkla vurguladığınız şekilde
%8'i sadece devlet yurtlarına kalma imkanına sahip. KYK'nın 100 öğrenciden sadece 8'ine yurt sağlayabildiği bir ortamda insanlar doğal olarak hükümetin bilinçli tercihi sebebiyle bu alanlara, bu yurtlara, bu tarikat evlerine yönlendiriliyorlar. Bunu hükümet neden yapıyor? Çünkü öncelikli olarak üniversite sadece insanlara teknik birkaç bilginin yüklendiği, sonrasında diploma verilip gönderildiği bir yer değil. Kişisel gelişimini tamamlayacağı, ayaklarının üzerinde durmayı öğrendiği, bir birey olmanın farkına vardığı yerler. Ama hükümet bunu çok istemediği ve tercih etmediği için, gençlerin kişisel gelişimlerini, birey olmalarının farkına varmasını istemediği için böyle baskı ortamlarının içerisinde erisinler ve o düşünce kıtlığının içerisindeki baskı ortamında yetişsinler istiyor. Ve bu alanlara yönlendiriyor. Ne yazık ki çok üstelik bir devletin yapmaması gereken, bir hükümetin yapmaması gereken bir tavır onlara sunuluyor. Tabii ki genel başkanımız da sizin söylediğiniz gibi bu konuyla ilgili düşüncelerini ifade etti. Bizim belediyelerimiz üzerinden zaten Türkiye'ye verdiğimiz bir mesaj var. İktidara geldiğimizde belediyelerimizde nasıl bu soruna hemen el attıysak, iktidara geldiğimizde de bir yıl içerisinde, genel başkanımız onu en geç 2 yıl içerisinde olarak söylüyor ama çok hızlı bir şekilde bir yıl içerisinde pek çok insanın bu mağduriyetini giderecek çalışmalar yapılacak. Belediyelerimiz zaten insanlara bu hizmeti sunuyorlar. Bizim gençlerle bir araya geldiğimizdeki şikayetlerin en çok sebebi de şu: maddi imkansızlıklar. Siz gençleri ekonomik anlamda bir sıkışmaya ittiğiniz zaman bu tarikatlar devletin veya pek çok şeyin, kamu kaynağının imkanlarıyla ucuz barınma koşulu sağlıyorlar gençlere. Gençler de ailelerinin yoksulluğunun getirdiği şartlardan dolayı oralarda tercih etmek zorunda kalıyor aileye yönlendirmesiyle. Şimdi Kılıçdaroğlu dedi ki öğrenciler için özel bir telefon hattı açacağız. Bu herhalde hani hem gençlik kolları birçok kademeyle bir arada yapılan, konuşulan bir uygulama olacak. Nasıl bir şey olacak, ona dair belirdi mi? Yani mesela böyle zor durumda kalan bir öğrenci o hattı arayıp yardım mı isteyecek? Ya da işte Enes gibi gerçekten zor durumda olan ve artık o baskıdan daha çok aslında şikayetçi olan kişiler mi arayacak? Nasıl olacak? Ona dair var mı netleşen bir durum? Tabii yani bu toplumda sessiz bir çığlık sesi olarak yankılanıyor belki ama insanların bir noktada kendilerini güvenebilecekleri, rahat hissedebilecekleri bir aracıya da kavuşturmak istiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu noktada kaygı duyan, endişe olan, kendini içine dökmek istedikleri bir ortam yaratma niyetiyle genel başkanımız böyle bir talimat verdi ve partinin tüm organları bu noktayla ilgili çalışmalarına başladı. Bizim gençlik kolları olarak da işin içinde önemli bir sorumluluğumuz olacak. Çünkü bu insanların en kolay ulaşabileceği yaş grubu, kitle olarak da biziz. Kendi akranları, yaşıtları olduğumuz için rahatlıkla bizimle iletişim kurma noktasında daha çekingen davranmazlar ve daha rahat olurlar diye düşünüyoruz. O yüzden gençlik kollarımızdaki arkadaşlarımız da bu çalışmada ciddi bir görev üstlenecekler. Çünkü bir yandan da biz de gençler olarak hayatımızın pek çok noktasındaki kaygılarımızı ve çabalarımızı sürdürürken bir yandan da siyasetin içinde bulunarak ülkemize faydalı olmak istiyoruz. Hiçbir arkadaşımızın da kardeşimizin de böyle bir mağduriyeti, böyle bir dramı bir daha yaşamaması için üzerimize ne düşüyorsa biz sorumluluğu üstleniyoruz. Peki bir de şunu da aslında merak ediyoruz. Şimdi siz sahadasınız dedik, işte gençlerle, öğrencilerle bir aradasınız ki zaman zaman artık o eylemlere de tanık oluyorsunuz. Bir taraftan eskiye nazara, yani şu ana baktığımızda eskiyle, geçmiş yıllarla kıyasladığımızda artık daha net bir ifade mi görüyoruz? İşte bu hani sessiz çığlık bir anda hani sesliye mi döndü? Yani sizce hani daha net mi artık kendilerini ifade ediyor gençler? O baskı çok mu artık etkilemiş gençleri? Öyle bir havayı nasıl anlatırsınız, sokaktaki havayı? Ya sokaktaki havanın aslında bir şeyi şu: şimdi 2022 yılındayız. Bizim yaş kuşağımızın önceki yaş kuşaklarına göre en büyük farkı, dünya ile çok daha fazla etkileşim halindeyiz. Biz Avrupa'daki, Amerika'daki, diğer devletlerdeki yaşıtlarımızın ne gibi bir refah seviyesinde, ne kolaylıklar içerisinde yaşadığını saniyesinde sosyal medyayla, diğer imkanlarla görebiliyoruz. Ve aslında diyoruz ki, yani bizim devletimiz niye bize böyle bir imkanı sunmuyor? Biz niye bu kadar güzel bir ülkede, bu kadar rahat koşullarda yaşayamıyoruz'un sorusunu soruyoruz ve bunun sebebinin de kim olduğunun çok farkındayız. Yani bütün gençler bu şekilde. Çok rahatlıkla bir noktada bunun hükümetin eksikliğinden, yetersizliğinden kaynaklandığını farkındalar. Ve de bunu oy tercih anlamında da en kısa sürede seçimde sandığa yansıtacaklar. Anketler yapıldığında görüyorsunuzdur.
Cumhur İttifakı'nın gençler arasındaki oy oranı çok düşük seviyelerde. Bunun da farkındalar ve bunu değiştirmek için gençlerle çok inandırıcı olmayan pek çok çalışma yapmaya çalışıyorlar. Ama bunun bir karşılığı yok. Çünkü gençler artık böyle kuru sloganlar, vaatler dinlemek yerine benim hayatımı ne kadar önemsiyor devletim, hükümet benim refahımı ne kadar önemsiyor onun derdindeler. Ve pek çoğu bunun bir karşılığı olmadığını gördüğü için ülkeden ayrılmak zorunda, terk etmek zorunda kalıyorlar. Yani çok sevdikleri ülkesinden ayrılmak zorunda bıraktıkları bir yerde bu hükümeti, bu insanları desteklemesinin bir karşılığı da yok. Öyle bir imkanı da yok. En kısa zamanda da seçmen olarak gereken cevabı da sandıkta hükümete ve ittifak ortağına verecekler. Aslında bu X, Y, Z kuşakları dediğimiz işte gençler mi siyaseti şekillendiriyor artık? Bunu demek doğru mudur? Yani şöyle, Türkiye nüfus olarak aslında genç potansiyelinin ve nüfus oranının çok yüksek olduğu bir ülke. Bugün zamanında yapıldığını farz edersek 2023 yılındaki seçimlerde 6.3 milyon kişi ilk defa oy kullanacak. Yani 6.3 milyon gencin %10'u neredeyse işte tekabül ediyor. %10 sayısına tekabül ediyor. Bir ilk defa oy kullandığı noktada ve seçmenin neredeyse %40'ının %50'sinin belli bir yaş grubunun aşağısında genç olarak nitelendirdiği noktada gençlerin seçmenin tercihinin çok önemli olduğunu her parti görüyor. Ve bu noktada da zaten iktidar da en büyük kaygısını genç seçmenin kendisine ilgi duymamasından dolayı yaşıyor. Bu ilk defa oy kullanacak seçmenler başta olmak üzere işte o söylediğiniz gibi Y ve Z kuşağı iktidara çok mesafeli ve sandıkta da gerekli cevabı göstereceğine inanıyorum ben. Biliyorum da yani. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de tepkisi var demiştik. Bir bakalım o haberimize de. Çünkü birçok noktadan hemen hemen işte bütün siyasi partilerden hepsinden tepkiler geldi. Enes Kara olayı bize bir gerçeği daha. Evet, yasa boğuldu Türkiye ama umuyoruz ki bundan sonra bu olaylarla karşılaşmayız diyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde dile getirdi CHP ve AKP tarafından. CHP AKP tarafından din düşmanlığıyla suçlandı bu sefer. Oradaki tepkilere bir bakalım, neler yaşanmış. Ailesinin baskısıyla yaşamına son verdi Enes Kara ama bu olay farklı ölçülerde de artık tartışmalara yol açtı. Bir bakalım neler olmuş. Öğrenciler barınamıyor, kaçak yurtlar denetlenmiyor. Ailesinin baskısıyla kaldığı tarikat yurdunda hayatına son veren Enes Kara'nın ölümü iki başlığı yeniden gündemin ilk sıralarına taşıdı. Tartışmanın adresi bu defa İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi oldu. İntihara, geleceksiz, umutsuzluğa sürükleyen zihniyeti nefretle kınıyor, Enes kardeşimizi rahmet, sevgiyle anıyorum. Türkiye'nin problemi bu. Bırakın artık bu konuları istismar etmeyi. KYK'ya bağlı yurtlarda yatak başına 32 öğrencinin düştüğü megakentte cemaat ve tarikatlara bağlı yurtların sayısı günden güne artıyor. Artışın denetimsizliği de beraberinde getirdiğini belirten Cumhuriyet Halk Partisi grubu Enes Kara'nın intiharını İBB kürsüsüne taşıdı. Başsağlığı diledi. AKP sıraları tepkiyle karşıladığı konuşmaları din düşmanlığıyla suçladı. Cemaat, tarikat, dernek, siyaset işbirliğinde bu ülkeye bir felaket getirildi. Bu ölüm üzerinden istismar konusu yapmayın ya. Din düşmanlığınızı bunun üzerinden yapmayın. Şimdi din düşmanlığı yapmak başka bir şey. Bu tarikat ve cemaat yurtlarında gençlerimizin sömürülmesine karşı çıkmak başka bir şey. Kimse kimsenin inancına, nasıl yaşayacağına karışamaz. Siz de bunu artık bir içselleştirin, bir kabul edin ya. Tarikat ve cemaatlerin kontrolsüz biçimde kaçak yurtları bu ülke için ciddi bir sorun oluşturmaya devam ediyor. Bu kontrolsüzlük her ne adı altında yapılırsa yapılsın zarar veriyor. Bu yurtların da ne yaptığı, ne ettiği, Türkiye'ye ne kazandırdığı da hakikaten açık, ayrıca bir şekilde bir araştırma konusu. Sizleri destekleyen, CHP'yi destekleyen, İYİ Parti'yi destekleyen yurtlar var. Onlarla mücadele edecek misiniz? Bizim İYİ Parti olarak böyle cemaatlerle, tarikatlarla bizim işimiz yok. Biz Cumhuriyeti savunuyoruz. Öğrencilerin barınma sorununa dikkat çeken bir diğer nokta Türkiye Büyük Millet Meclisi oldu. İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, kamu bütçesinden yurtlara ayrılan payın oranına dikkat çekti. Neden yurt yapmıyoruz sorusunu yöneltti.
2016'dan beri neredeyse hiç yeni bir yurt yapılmamış. 2021 yılında devletin bu yıl 2021 için aktardığı para 223 tane cemaate 173 milyon 704 lira. Şimdi bunu neden gençlerimize aktarmıyoruz? Neden yurt yapmıyoruz? Neden bu çocuklar çaresiz bırakılıyor? Enes Kara için bir ses de öğrencilerden yükseldi. İzmir'de tarikat yurtları kapatılsın pankartıyla bir araya gelen Özgürlükçü Gençlik Birliği iktidarın eğitim politikalarına tepki gösterdi. Biz gençlere yoksulluk, işsizlik ve ölümden başka bir şey vaat etmeyen saray iktidarı bütçesini eğitime, barınmaya, ulaşıma kullanacağına, varını yoğunu tarikat yurtlarına, cemaatlere veriyor. Sarayın bize dayattığı bu işsizlik, yoksulluk ve ölüm düzenine mecbur değiliz. Evet, konu böyle tartışıldı. AKP tarafından CHP bu sefer din düşmanı ilan edildi. Peki şimdi Genç Osman Kilidi'ye bir dönelim. Burada aslında başka bir durum ortaya çıkıyor. Bir taraftan din tartışmasına dönüyor ama olay bu mu gerçekten? Yoksa gençlerin haykırışı başka mı? Şimdi cemaatlere aktarılan paralardan bahsediliyor. İşte 2016'dan sonra mesela hiç yurt yapılmamış. Neredeyse hiç yurt yapılmamış. Dolayısıyla istenilse yapılamaz mıydı? O vakıflara, tarikatlara, cemaatlere aktarılan para öğrencilere aktarılamaz mıydı? TOKİ tarafından mesela bu sorun çözülemez miydi? İşin bu kısmını değerlendirmek gerekmiyor mu şu anda? Tabii ki, yani bugün devletin bunu yapmama gibi bir güçsüzlüğü var mı? Yani devlet istediği zaman söylediğiniz gibi TOKİ aracılığıyla üniversite kampüsüne çok yakın noktalarda öğrencilerin tamamına yakınına hizmet verebilecek bir teknik altyapıyı rahatlıkla oluşturabilir. Sadece bunu istemek lazım. Devletin bunu istemekle ilgili bir şeyi yok. Çünkü bunu en başta söylediğim gibi bunu bir yetersizliğinden dolayı değil, bilinçli bir tercih olarak insanların önüne koyuyor. Ve bu gençlerin mağduriyetini ne kadar da önemsemediklerinin de bir kanıtı. Gençler bu noktada birer ikişer kişilik yurtlarda işte geniş ağ internet bandına sahip bir internet erişimi olsa, sıcak su imkanları olsa, devletin hiçbir şekilde konaklamalarını engellediği bir tutum olmasa böyle yerleri başka alanlara tercih ederler mi? Etmezler, ama gençler kendilerine böyle bir alan sunulmadığı için ailelerinin de maddi imkansızlıktan dolayı böyle alanlara, böyle imkanlara yöneliyorlar. O yüzden dolayı devlet bunu bir bilinçli tercih, en temel mesele cümle bu olması lazım. Devlet bunu bir bilinçli tercih olarak gençlerin önüne sunuyor. Kendi güçsüzlüğü, yetersizliğini de din düşmanlığı kisvesi adı altında bu şekilde insanlara suçlayıcı şekilde kendini üstlenmeden karşı tarafa atmaya çalışıyor. Yani bu çok aciz bir durum ve üzerine tartışılmaması gereken bir konu aslında. Bu arada AKP Grup Başkan Vekili Cahit Özkan da demişti ki Enes Kara'nın kaldığı yer yurt değil. Gençlerimizin hür iradeleriyle açmış olduğu bir ev demişti. Benzer bir ifade Büyük Birlik Partisi Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Namık Akdoğan'ın da sözleri, ben bile yani söyleyemeyeceğim artık, gerçekten çok üzücü böyle söylemesi. Çok tepki çekti o sözlere de, sonradan da diyor ki latife diyor, işte böyle bir gencecik bir çocuğun ölümü üzerinden de söylediği sözlere daha sonra latife dedi Büyük Birlik Partisi MYK üyesi de. Evet, bir mesajla bitirelim o zaman. Aslında neler yapılması gerektiğini de söyledik. Daha uzun bir şekilde genç işsizlik ne durumda? Sokakta gençler aslında ne istiyor? Bunları konuşacağız ama en başta galiba barınma istiyor. Çünkü barınma hakları elinden alındı gençlerin bir anlamda ve bu durumda da üniversiteye kaydını yaptıramayan gençler bile oldu. Biz de biliyoruz, işte röportajlarımızda da gördük. Dolayısıyla hani bir umutla bitirelim, umut mesajıyla bitirelim. Ya tabii ki bir umut mesajı aslında çok net. Çünkü gençler tarihe sıkı yönetim şartları altında gerçekleştirecek bir baskıcı yönetimi demokratik yollarla sandıkta gönderen bir irade olarak geçecekler. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki gençlerin önünde böyle bir büyük fırsat var. Ve bunu ilk genel seçimlerde gönderecekleri kişiyle beraber başarmış olacaklar. O noktadan kaynaklı bu değişim sağlandığında da gençlerde çok yoğun bir değişim beklentisi var. Bu değişim sağlandığında da görecekler ki aslında bu devletin pek çok şeye gücü ve yeterliği var. Sadece gençleri önemseyen bir anlayışın orada olması gerekiyormuş. Bunu da rahatlıkla gördüklerinde çok mutlu, huzurlu bir ülkede yaşayacaklar. Ve bu ülkeyi terk etmiş, ayrılmak zorunda kalmış arkadaşlarımız bile
sevinçle bu ülkeye geri dönecekler. Bunu göreceğiz çok yakın zamanda. Peki, çok çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. CHP Gençlik Kolları Başkanı Genç Osman Killik, sağ olunuz. Evet, siyasete bir bakalım. Aslında her şey siyasetin ta kendisi diyoruz. Siyasette yaşanan gelişmeler, kutuplaşmalar, sert dil sokağa da yansıyor elbette. O dil daha da sertleşmeye başladı. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan isim vermedi ama tutuklu bulunan HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı hedef aldı ve Erdoğan'ın o ifadeleri çok dikkat çekti. Ne anlama geliyor, kime mesaj veriyor, bunu konuşacağız. Dedi ki Erdoğan, Edirne'deki en büyük hesabı İmralı'dakine verecek dedi. Şimdi burada ne demek istedi? Kime demek istedi? Bunu konuşacağız ama bir haberin ayrıntılarına bakalım. Bu arada CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da yanıt vardı Erdoğan'a. Şu anda Edirne'deki en büyük hesabı İmralı'dakine verecek. Zannediyor ki her yer şu anda toz pembe. Değil. Onların da kendi içinde ayrı bir hesaplaşmaları var. Ve bu hesaplaşmayı da yapacaklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında isim vermeden HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı hedef almış. Demirtaş'ın terör örgütü PKK elebaşısı Öcalan'a hesap vereceğini söylemişti. O sözlere muhalefetten yanıt geldi. Allah aşkına ya, gidip İmralı'da masaya oturan kimdi? İmralı'nın postacılığına soyulmuş, öyle anlaşılıyor. Posta memuru mu kendisi? Bu söylenenlerin HDP'de bir karşılığı olmaz. Biz HDP olarak ne yaptığımızı kamuoyunun gözü önünde ortaya koyuyoruz. HDP bütün farklılıklarıyla temel ilkelerinin etrafında sımsıkı kenetlenmiş bir yapıdır ve dimdik ayaktadır. Seçmeni de bu yapıya sahip çıkma konusunda son derece kararlıdır. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın o sözlerini 2019 yerel seçimlerini hatırlatarak değerlendirdi. Beyefendi gidici diye konuştu. Gidip tezgahı kuran o, konuşan o, medet uman o. Yerel seçimlerde ne yaptı? Yerel seçimlerde de ona bir akademisyen gönderdi. Acaba bize oy verebilirler mi diye selamlarını getirdi. Devletin televizyonda bunu yayınladılar. Şimdi dönüp bizi suçluyor. Ne yaparsa yapsın beyefendi gidici artık. Millet tahammül edemiyor. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da Erdoğan'a İmralı'dan gelen mektupla seçime gitmeye çalışıyorsanız bunlar beyhude diye seslendi. Parti kapatmalarla meşru siyaseti daraltmaya çalışan Erdoğan, Edirne ile İmralı arasında hiyerarşi kurarak illegal siyaset alanı oluşturma gayretinde. İmralı'dan gelen mektupla seçime gitmeye çalışıyorsanız bunlar beyhude. Sandık gelecek, siz ve ikiyüzlü anlayışınız gidecek. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay da Cumhurbaşkanı'nın sözlerini Erdoğan İmralı ile kanka olmuş şeklinde değerlendirdi. Anlaşılan çözüm sürecinden sonra beyefendi İmralı ile yeniden temasa geçmiş. İmralı ile yeniden kanka olmuşsa ancak böyle bir bilgiye ulaşabilir. Böyle bir çatışma, iç çekişmenin Erdoğan'a intikal etmesi, Erdoğan'ın buna vakıf olması mümkün değil. Soralım şimdi, nereden biliyorsun? Kim bu rahatsızlığı dile getirdi Erdoğan? O koltuğu kaybetmemek için her şeyi göze almış bir Erdoğan var. Papaz elbisesi giyerim diyen bir Erdoğan'ın İmralı'yla yeniden kanka olmuş olmasını hiç yadırgamam. Evet, Grup Başkan Vekili CHP'nin Engin Altay dedi ki o koltuğu kaybetmemek için her şeyi göze almış Erdoğan var karşımızda diye seslendi. Erdoğan İmralı'yla yine kanka olmuş dedi Engin Altay. Şimdi Deva Partisi ne düşünüyor? Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen'e soracağız hemen. Sayın Ekmen, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olunuz. Şimdi konu çok önemli. Birdenbire Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözü söyledi. Kime mesaj verdi, ne oldu, bu sözün arkasında ne var diye soruyoruz sırayla. Demirtaş'ı Öcalan'la tehdit mi etmiş oluyor bir taraftan? Kime mesaj gitti aslında Sayın Ekmen? Valla bence öfkeyle ağızdan kaçırılmış bir söz var burada. Uzunca bir süredir Türkiye Cumhuriyeti Devleti yetkililerinin Kandil'de Suriye'de PYD ile ve İmralı'da görüşmeler yürüttüğüne dair bazı iddialar vardı. Biz bu iddialar hiç yalanlatamadık. Yani herhangi bir devlet yetkilisi veya hükümete yakın medya, hatta troll seviyesinde dahi yalanlanmadığı gibi doğrulanma imkanı da bulamamış idik. Ama bence Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmanın bağlamından koparak öfkeyle ifade ettiği bu cümle bu görüşmeleri deşifre etmiş oluyor.
Tabii ki ortada iktidarın devamına dair bir destek arayışı yorumlarını yadsıyamayız. En son 30 Mart yerel seçimlerinde Abdullah Öcalan'a okutturulan mektupta gözden kaçan şöyle bir detay vardı. Bizim yasalarımıza göre bir hükümlü ile avukatı, birinci derecede ailesi ya da işte bir suç ya da sorgu varsa savcı, hakim görüşebilir. Bunun dışında herhangi birinin görüşme imkanı yoktur. Bir üniversitede görevli bir akademisyenin özel bir muamele ile İmralı'ya götürülerek orada bir görüşme sağlanması ve bir hafta önce devlet eliyle avukatlara ve Kandil'e gönderilmiş ancak onların itibar etmediği bir mektubun okutturulması aslında mektubun içeriğinden daha vahimdi. Yani bir hafta önce devlet Kandil'e bu mektubu gönderiyor ancak Kandil bu mektuba itibar etmiyor ama bir hafta sonra bütün kanun ve mevzuat zorlanarak bir akademisyen eliyle mektup deşifre ediliyor. Bugün de Sayın Erdoğan'ın bu ifadeleri buna benzer kanunu, mevzuatı, temel ilkeleri yok sayan bir yaklaşımla daha karşı karşıya olduğumuz ya da karşı karşıya kalabileceğimizi gösteriyor. Aslında hani Öcalan'la bir temas mı var yok mu onu soracaktım ki bu da onun içerisine dahil oldu sizin de zaten. Yani şunu diyor, öyle bazı yerler toz pembe gözüküyor ama aslında orada da kıyamet kopuyor, birbirleriyle hesaplaşacaklar diyor. Bir temas yoksa bu bilgiler, Sayın Erdoğan bir alo deyip Öcalan ile sohbet etmediyse, bu Öcalan'ın Demirtaş'a yönelik bir öfkesi olduğunu, bunun hesabının sorulacağı bilgisinin ne şekilde elde edildiğini kendisinin açıklaması gerekiyor. Hı hı. 2019'da şimdi yani aslında 2019 yılına da bir döndüğümüzde yine Erdoğan Demirtaş'ın karşısında yine İmralı'yla mı yani İmralı'yı mı öne sürüyor, İmralı işte kartını mı oynuyor, böyle demek doğru olur mu? Şimdi burada bence olaya şöyle yaklaşmamız lazım. Biz meşru demokratik siyaseti savunan insanlarız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de meşru demokratik siyaseti baz alıp bunu güçlendirmesi gerekir. Burada Selahattin Demirtaş öyle veya böyle parti genel başkanı iken tutuklanmış bir siyasetçi. HDP, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve anayasasına göre faaliyet gösteren, programıyla ve söylemiyle üniter yapıya saygılı bir organ, bir parti. Siz bunları terbiye etmek için terör örgütü liderliğinden müebbet ağırlaştırılmış, hapis cezası almış bir kimseden medet umuyorsunuz. Sizin güçlendirmeniz, büyütmeniz gereken zemin demokratik siyasi zemin iken, demokratik siyasi zeminin aktörleri size muhalefet ediyor diye Kandil'den, İmralı'dan medet umuyorsunuz. Bu nasıl büyük bir çelişkidir Elif Hanım? Bunun bir izahı olabilir mi? Sizin gidip HDP'ye, Demirtaş'a, ya Türkiye'de silahlı mücadelenin ömrü dolmuştur, PKK'nın silahları bırakması için bize yardımcı ol demeniz gerekiyorken, siz Kandil'e, İmralı'ya girip Demirtaş'la HDP üzerine baskı kurmaya çalışıyorsunuz. Sonra çıkıp HDP eşittir PKK diyorsunuz. Eğer HDP eşittir PKK ikilemi sizin bir negatif söyleminiz ise, o zaman HDP'ye PKK üzerine niye baskı kurmaya çalışıyorsunuz? Sizin Türkiye'nin demokratikleşmesi ve iyileşmesi için anayasal bir parti olan bir partiden yardım almanız gerekiyorken, bu parti üzerinde terör örgütü olarak kabul edilmiş, bütün uluslararası aktörlerce böyle kabul edilen bir örgüt ve bunun lideri üzerinden baskı kurmanızın izahı olabilir mi Elif Hanım? Bence esas çelişki budur. Peki yani, o zaman sizin bir mesajınız vardı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın HDP eliyle PKK'nın silahsızlandırılmasını değil, PKK eliyle HDP'nin tasfiye edilmesini tercih etmiş olmasıdır esas problem. Geri kalan iyi bir polemik konusu yani. İşte biz de söyledik, acaba telefonla konuştular, sohbet ettiler de bu bilgileri neden öğrendiler? Tamam, tatlı bir polemik ama esas tercih Sayın Cumhurbaşkanı'nın kiminle kimi terbiye ettiği, kiminle kimi
tasfiye etmeye çalıştığı tercihidir. Oradan işte o sizin mesaj paylaşmıştınız sizde, ona gelmek istiyorum çünkü bir benzer bir ifade bu da. Siz diyorsunuz ki olası hatta arzulanan diye ekliyorsunuz. Evet, Öcalan, Demirtaş. Böyle bir yani HDP içerisinde böyle bir şey arzu edildiği için mi? İşte Kandil HDP kavgasında Cumhurbaşkanı safını belli etmiştir diyorsunuz. Yani olası bir tartışmada ki arzulanan da bu diyorsunuz. Bundan ne yarar sağlayabilir Cumhurbaşkanı? Şimdi efendim normal demokratik bir ülkede Öcalan'ın yayınlamış olduğu mektubu elinin tersiyle reddeden HDP'nin takdir ve teşekkür görmesi gerekirken bugün bundan dolayı tenkit görüyor ve özel bir saldırıya maruz kalıyor. Ha burada İstanbul seçimlerine yönelik bir acıdan daha büyük bir şeyi konuşuyor olmamız lazım. Bizim hepimizin meşru bir aktör olarak HDP ve HDP'li siyasetçileri kabul edip Kürt meselesini vatandaşlık esaslı olarak bir pazarlık unsuru yapmadan tek yönlü olarak çözmemiz gerekir. Ama artık anakronik bir probleme çözülen modern ve çağdaş dünyada bugünün Türkiye'sinde yeri olmayan PKK'nın silahsızlandırılması için de varsa bir güç ve imkanları HDP'den yardım istiyor olmamız lazım değil mi? Doğru olan bu. Meşhur bir parti gözün önünde 24 saatini devlet istihbaratı, güvenlik güçleri izleyebiliyor ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na ve kanunlarına bağlı olmak zorunda. Değilse hakkında yapılabilecek yaptırımlar var. Bakın bugün kapatma davasında HDP'nin parti olarak anayasaya ve kanunlara aykırı bir programa sahip olduğu iddia edilmiyor. Tek tek HDP'li siyasetçilerin eylemlerinin kanuna aykırı olduğu iddia ediliyor. Dolayısıyla HDP bugün Türkiye bölünsün istemiyor, Türkiye federasyona geçsin istemiyor, Türkiye'de terör olsun istemiyor. Kendi programını baz almak zorundayız değil mi biz siyasetçiler olarak? Şimdi biz HDP'yi terör örgütü olarak mahkum ediyoruz. Yani Sayın Cumhurbaşkanı söylemi olarak söylüyorum. Ama dönüp Öcalan'dan da ya şunların bir kulağını çek muhalefetle değil benimle hareket etsinler diye yardım umuyoruz. Sayın ya da şöyle mi oluyor Sayın Ekmen, ya da şöyle mi oluyor, işte yerel seçimlerde mesela mektuptan söz ettik, işte ekranlarda okunan o mektupta işte sandığa gitmeyin mesajının aksine HDP seçmeninin de sandığa gidip oy kullanmasına mı bir yandan da kızıyor? Yani hadi hadi bana gelmiyorlarsa işte sandığa da gitmesinler diye bir şey mi yapıyor Cumhurbaşkanı, ona da mı kızıyor acaba? Yani buradaki Edirne İmralı analojisinin karşılaştırmasının en büyük arka planının son İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri olduğu düşünülebilir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın oradaki sonuçlardan ilişkin duyduğu mutsuzluk birçok kere konuşmalarına yansıdı. Dolayısıyla biz daha fazlalı detay bir bilgi sahibi değiliz. İmralı diyelim Sayın Cumhurbaşkanı ifadesiyle Edirne'ye kızdı mı, ne için kızdı, bu kızgınlığın ne kadarı HDP'nin kurumsal tutumuyla ilgili, ne kadarı Sayın Demirtaş'ın şahsıyla ilgili, doğrusu ben bu detaylara sahip değilim. Ama benim temel iddiam az önce ifade ettiğim şeydir. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve anayasasına uygun faaliyet gösteren bir siyasi partiyi sizin öne çıkartıp güçlendirmeniz ve meşru siyasetin bir parçası haline getirmeniz gerekiyorken onu terörize edip diğer taraftan terör örgütü liderliğinden müebbet hapis cezası almış bir şahsı da referans gösteriyorsunuz değil mi? Hani orada temenni gösteren ne var? Efendim toz pembe gözüküyor ama öyle değil. Ama hesap verecek. Ya diyemiyor ki Selahattin Demirtaş Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşıdır. Bir suçu var ise bunu Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri önünde hesap verecek, verir demiyor. İmralı'ya hesap verecek diyor.
E peki siz yıllarca efendim HDP'li belediyeler KCK'lı komiserlere hesap verdi diye iddianame düzenlediniz. O hesap kötüydü de bu hesap iyi mi? Değil mi? Onlarca iddianame var Osman Baydemir ve diğer belediye başkanları hakkında. Şimdi Sayın Erdoğan bu hesabı tatlı, güzel, makul bir mesele gibi bize anlatıyor değil mi? Tamam içinde bir kızgınlık var ama bunu olağan bir durum gibi bize anlatıyor. İddiaya göre, ben bilgi sahibi değilim ama emniyetin fezlekesine göre KCK'lı bir komisere hesap veren Osman Baydemir gayrimeşru ve kötü bir ilişki içerisindeyken Öcalan'a hesap veren Demirtaş nasıl meşru ve normal bir ilişki içerisinde bulunuyor acaba? Sayın Erdoğan bunu bize nasıl izah edecek acaba? Peki Sayın Ekmen, çok önemli önemli ayrıntıları aslında bize hem hatırlatıyorsunuz hem de işaret ediyorsunuz. Bir taraftan da şeyi de söylemek istiyorum. Akif Bekir'in de bir yazısı vardı. Orada önemli ifadeler var aslında. Akif Bekir diyor ki ne anlamalı, nasıl anlamlandırmalıyız biz bunu diyor. Mesela ikisi de hapisteyken İmralı'daki Öcalan Edirne'deki Demirtaş'a nasıl ulaşıp da hesap soracak diyor. Devlet neden müsaade ve teşvik edecek diyor. Ve Demirtaş neyin hesabını Öcalan'a verecek? 2019 seçimlerinde laf dinlememesinin mi diye de ekliyor. Şimdi hepimizin aklına aslında bunlar geliyor. Yani o 2019 yılında yaşananlar, mektup, hepsi arka arkaya sıralandığında dolayısıyla bu soruları biz de buradan yani sizin aracılığınızla ben Şentürk, de Akif Bekir'in yazısını Şentürk, da okumuş ben oldum. Ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sıradan bir vatandaşıyım. Bir TC kimlik numaram var. Bir terör örgütü, bir mafya grubu, bir çıkar çetesi ya da bir şahıs beni tehdit edecek olsa ben karakola giderim, savcılığa giderim, başvuruda bulunurum, devlet beni korusun diyor. Derim değil mi? Bu devletin başkanı, çok seviyorlar ya başkan ifadesini, Sayın Cumhurbaşkanı bir vatandaşının başka bir vatandaşa legal meşru yargı zemini dışında hesap verme ihtimalini keyifle anlatıyor ya. Böyle bir şey olabilir mi? Bizim bunu sorgulamamız lazım. Peki yine ben Akif Bekir'in yazısından örnek vereceğim. Diyor ki şimdi hesaplaşmada İşte HDP mi Kandil mi galip gelirse terörle mücadele adına sevinelim mi bu durumda? Sevinelim bu durumda. Yerli ve millilik hangisini, tasfiyeyi, milli güvenlik hangisini güçlendirmeye gerektiriyor diyor. Yani milli güvenlik değil de seçim hesabı ve parti çıkarları açısından mı olaya bakmalıyız yoksa diye ekliyor. Siz de bugün demiştiniz ki o mesajınızda sebep bu değil galiba demiştiniz. Sebep işte seçim, sebep işte güvenlik, sebep ne peki, niye bu oluyor diye sorsak. Bakın, ha galiba ben, mesele dediniz. Galiba mesele siyaset, demokrasi, üniter yapı değil diye eklediniz. Tabii. Şimdi PKK'nın Türkiye Cumhuriyeti'ni bölmek isteyen bir terör örgütü olduğunu Sayın Cumhurbaşkanı kabul ediyor. Evet. Öbür tarafta ise anayasal sınırlara uygun davranmak zorunda kalan bir siyasi parti var. Siz anayasal zeminde faaliyet gösteren kurum ve kişileri adeta korumak ve öne çıkartmak zorunda iken siz bölücü terör örgütü olarak kabul ettiğiniz bir yapıdan onun farklı unsurlarından medet umuyorsunuz. O zaman sizin derdiniz ne? Sizin derdiniz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni dirlik bütünlük içerisinde demokratik bir devlete mi kavuşturmak? İktidarınızı korurken her türlü yola başvurmayı mübah mı görmek? Akif Bey'in de sorduğu, benim de konuşmam içerisinde değindiğim yaman çelişki bu. Peki Sayın Ekmen, tutar mı? Öyle diyeyim. Yani bu adımlar tutar mı? İşte 2019'da olmamıştı. Şimdi olur mu? Seçim öncesi okutulan o mektup hemen aklımıza geliyor. Onun gibi bir adım mı bu da? Olmamıştı, tutmamıştı. Bu ne olur? Ama şunu kabul ederim bakın. Bu konu farklı bir sorunuz.
farklı bir pencereden değerlendirme yapmamı gerektiriyor. Bu tutmaz. Ancak bunun tutmaması için bizim meşru yasal, anayasal bir parti olan HDP ve aktörlerine dair bütün bir muhalefetin dışlayıcı, ötekileştirici tutumdan vazgeçmesi gerekir. HDP eşittir PKK söylemini üreten Sayın Erdoğan'ın söyleminden uzaklaşmamız gerekir. Onların demokratik siyasi zemine katılımlarını korumamız ve teşvik etmemiz gerekir. Biz bunun tutmaması için HDP'lilerin ya bir dönem iş yaptık ama sonra aramız bozulan Sayın Erdoğan acaba bize yeni bir fırsat penceresi açabilir mi diye düşünmemesi gerekir. Yani topyekün muhalefetin gerçekten demokratik, özgürlükçü, katılımcı, çağdaş yeni bir Türkiye'yi kurma iddiasında kimseyi dışlamaması gerekir. Eğer birileri dayak yemeye devam edecekse bir süre sonra kimin dayak attığıyla ilgilenmeyebilirler. Eğer bugün biz, dün mesela Kazakistan'da TBMM'de yayınlanan bildiriyi Putin mi yazdı, Kazakistan Devlet Başkanı mı yazdı anlayamadık. Peki bunda muhalefet partilerinin niye imzası var? Niçin biz Sayın Erdoğan'ın kişisel iktidarıyla özdeşleşmiş dış politika söyleminin bir parçasına dönüşelim muhalefet olarak? Aynı şey içeride de yerli ve milli beka söyleminde bu böyledir. Biz niçin, bakınız, HDP'den seçilen belediye başkanlarının %95'i görevden alındı. Görevden alınmayan %5'i de AK Parti'ye transfer oldu. AK Parti'ye transfer olunca yerli ve milli, HDP'de kalınca görevden alınması gereken terörist. Niçin bir muhalefet partisi lideri bu söyleme karşı kendi duruşunu ortaya koymasın? Bunun tutmaması için, Türkiye için geleceğe yönelik bir birliktelik vaat eden muhalefet partilerinin bütününün ayrımsız bir şekilde Erdoğan'ın ürettiği bu dilden uzaklaşarak meşru demokratik siyasi zemini güçlendirecek bir söylem üretmesi lazım. Ama eğer muhalefet de HDP eşittir PKK derse, o zaman HDP'li seçmen açısından bir iktidar değişikliğinin ne anlamı olacaktır Elif Hanım? Buna muhalefetin dikkat etmesi gerekir. Peki Sayın Ekmen, çok çok teşekkür ediyoruz. Şimdi İmralı'dan, Öcalan'dan herhangi bir adım gelecek mi, ne olacak, bir mesaj gelecek mi, onu da bilmiyoruz tabii. Edirne'deki İmralı'ya hesap verecek sözü aslında bir çağrıda mı bulunmuş oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan, onu da önümüzdeki süreçte göreceğiz tabii. Çok Elif çok Hanım, teşekkür ediyoruz. Buyurun. Elif Hanım, bundan 10 gün önce Sayın Erdoğan bütün NAS söylemini yerle bir eden ve her vatandaşını faizli hesap açmaya zorlayan, birikim sahibi her vatandaşını faizli hesap açmaya zorlayan dövize endeksli kur korumalı mevduat planını açıkladığında ilk tepkim şu olmuştu: yarın Öcalan'la ilgili bir gelişme olursa şaşırmayalım. Çünkü NAS gibi Kur'an-ı Kerim'e dayalı temel söylemini Sayın Erdoğan bir anda çöpe attı. Şimdi benim 10 bin dolarım var. Bana diyor ki devletten koruma istiyorsan git faizle hesap aç. Ben diyorum ki ya ben inançlı bir insanım. Ben hayatımda faizle hesap açmadım. Hayır diyor, faizle hesap aç diyor. Banka şubeleri siyasi baskıyla müşterilerini arayıp döviz paralarını, dövizdeki mevduatlarını faize çevirmek için baskı uyguluyor. Bakın, o gün söylediğim cümleyi Sayın Erdoğan dün teyit etmiştir. Bundan Öcalan'la ilgili çıkmanın hüznünü yaşıyorum. Peki Sayın Ekmen, çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olunuz yayınımıza katıldığınız için, yorumlarınız için. Ben teşekkür ederim, siz sağ olun. Evet, Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini değerlendirdi. Devam edecek yayınlarımız İstanbul stüdyomuzdan diyelim. Ankara saatini noktalayalım şimdilik. Hoşça kalın.